Merhaba arkadaşlar. Bu videoda da kullandığım bazılarını daha kullanmadım. Mesela şu Darth Vader'lıyı kullanmadım. Kullandığım ve kullanacağım diyeyim. Kullandığım ve kullanacağım defterleri, sketchbook'ları işte yani eskiz defterlerini ve değişik defterleri göstermek istiyorum. Daha önceki videolarımdan izlemişseniz hatırlarsınız. Orada Moleskine Store'dan sipariş ettiğim Moleskine'leri göstermiştim. Tabii gördüğünüz gibi sadece Moleskine'e çizmiyoruz. Elime ne geçerse onun üzerine çiziyorum yani. Normal bir A4 kağıdına bile çizilebilir yani arkadaşlar. Bu çizim yapmamak için bahane değil. Ama tabii çizimlerinizin daha kalıcı, böyle daha profesyonel olmasını, daha malzemeyi hak edecek kağıtlar kullanmak istiyorsak tabii ki belirli bir kalitede, belli bir gramajın üzerinde, çalıştığımız malzemeye göre değişecek gramajda tabii kağıtlar kullanmamız, yaptığımız işlerin orijinalliği, yaptığımız işlerin içimize sinmesi açısından daha iyi olacaktır. Neyse, kısa kesiyorum bu konuyu fazla uzatmadan defterlere geçelim. Bunu D&R'dan aldım. Darth Vader'lı Türk malı, yerli üretim. Keskin Color. Evet, Keskin Color'mış arkadaşlar. Markası. 14'e 20 boyutunda 60 yaprak Schwarz sert kapak defter. Schwarz dediğinden de anlaşıldığı üzere siyah. Bunun olayı bu. Bir de defter. Bunun kendi defterleri de var arkadaşlar. Bu marka adı altında. Bu defter marka beyaz kalemler. Başka marka beyaz kalemler de olabilir. Bunun üzerinde bu şekilde siyah üzerinde beyaz kalemle çalışmanız daha ilginç, daha güzel gözükür ve bunun haricinde fosforlu kuru boyalarda ya da fosforlu başka kalemlerde kullanabilirsiniz. Bunlar da onun üzerinde güzel gözükecektir. Evet, bir başka deftere geçelim. Loco. Yanlış hatırlamıyorsam bu da yerli olması lazım. Loco marka. Böyle biraz Moleskine'den esinlenilmiş. Bunu da D&R'larda bulabilirsiniz. Yanında böyle kalemiyle satılıyor. Bu kalemler ayrıyeten de satılıyor. Şu şekilde. Üzeri derimsi bir hava verilmiş. Gördüğünüz gibi. Çizim yapılabilir. Hiçbir şey yazmıyor arkadaşlar. Yani internet sitesinde var olabilir belki. Yani içinde herhangi bir ne olduğuna dair bir bilgi yok. Moleskine gibi dedim. Fakat Moleskine gibi arkasında herhangi bir bölüm yok. Bu şekilde. Şöyle siyah şık bir kalemi var. Alex Schoeller A4 boyutunda, farklı boyutlarda olabilir. 30 yaprak 21'e 29.7 A4 boyutunda. 50-55 gramlık, yani çok ağır bir kağıt değil.
Zaten şöyle ziyade arkadaşlar. Daha çok mimari çizimler için kullanılabilir. İki boyutlu animasyon çizimlerinde de kullanılabilir bu. Şunu şöyle bir köşeye koyayım. Canson. Hemen her yerde bulabileceğiniz bir marka. Çok amaçlı sanatsal blok demiş. Çizim ve boyama amaçlı dokulu kağıt. Ne kullanılabilir? Sulu boya, akrilik, guaş, pastel, çizim kalemi, mürekkep. Hemen her malzeme ile kullanılabiliyor. 200 gram. 200 gram. Sayfa 25-35 boyutunda. Resim defteri gibi şu şekilde kullanabilirsiniz. Koparılabilir sayfaları var. Evet. Bir diğer Canson. Eskiz defteri. 90 gram A4 boyutunda. 50 yaprak. Da koparılabilir. Yine Alex Çöller. Çizim ve boyama bloğu. 25-35 yine. 15 sayfa. 165 gram. Güzel bir dokuya sahip. Yine Alex Schüller. 30 sayfa. 25-35 boyutunda. 125 gram. Bu kahverengi renkte. Bunun üzerine de beyazla çalışılabilir arkadaşlar. Farklı şekillerde. Kömürle güzel çalışmalar çıkartılabilir. Bu renk üzerine. Kömür ve pastel çalışmaları renk yok. Yakışacak çalışmalar. Güzel eskizler çıkarılabilir. Notlook markasının sketchpad'i artık derseniz play. Notlook Scrixy kalemlerinden bilirsiniz. Scrixy defter markası. Benim daha önceki videolarda kullandığım kalemlerin etkisini gösterdiğim bu defter. Bu şekilde. Bu da koparılabilir sayfalar sahip. Daha önceki videolarda kullandığım kağıt bunun defteri aydı arkadaşlar. Bunun da gramajı belli değil. Yine Loco'nun daha ufak versiyonu. ...70 gram ivory demiş. Muhtemelen bunun da üzerinde varmış bir zamanlar ama şu anda olmadığı için bilemeyeceğim. Bunu da 70 gram olarak
düşünebiliriz. 9'a 17,5 santimetre cep boyutlarını. 288 sayfadan oluşuyor. Şöyle açalım. Yine bunun da bütün nokalarda olduğu gibi yanında kalemi de var. Kalemi ama açılmamış vaziyette. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Demiştim size, Moleskine'in en sevdiğim tarafı bu sonuna kadar rahatça açılıp kullanılabilmesi. Gördüğünüz gibi logoda o şahsı sahip değilsiniz pek böyle hemen. Bu da D&R'den sipariş ettiğim defter. Biraz önce kalemini gösterdiğim markanın kalemleri. Evet, Made in Istanbul. Bu da yerli marka bir defter. The Container adı altında bu böyle bir seri oluşturulmuş. Markası defter. 12 TL'ymiş. Yine böyle eskiz defterleri var. 18,5 liraymış. Şu gri, şu siyah kapaklı olan. Kahverengi kapaklı olan da 9,90'mış. Evet. Siyah A4 eskiz. Craft A4 eskiz. Siyah olan 18,5. Craft olan 9,90. Bu da gri renkte. Bu da 12 liraymış arkadaşlar. Evet. Roll Ear. Where is Vincent? Vincent Van Gogh'a gönderme yapmış kapakta. Bunlar böyle spiralli arkadaşlar. İçi beyazmış. Şöyle. Fil dişimsi gibi. Yani çok da beyaz değil. Kağıdının kaç gramlık olduğu ya da herhangi boyut hakkında da herhangi bir bilgi yok. Üzerinde ya da içinde. Temiz kağıdı. Fena değil. Buna bakalım. Hiçbir zaman şöyle açamayacak mıyım? Paket bıçağı sağ olsun. Craft. Evet. Biraz önce de göstermiştim. Alex Schöller marka olan bunu. Evet, bakıyoruz. 9,90. Bayağı da sayfası var. Yani 30-40 sayfa var görünüyor. Yani tercih edilebilir. Siyah. Bu 18,5. Evet.
Hatta kapağının arkasına bile çizilebilir. Kullanılabilir vaziyette. Üzerine böyle bir örnek ev çizimi var ikisinde. Şunu da bir kıyaslayalım. Bakalım. Evet, bu daha kalın arkadaşlar. Bu daha kalın. Biraz daha ince. Keskin kalınınki daha ağır gramajlı. Birazcık daha ağır gramajlı. Muhtemelen Alex Schroeder'inki de daha ağır gramajlı. Onu da karşılaştıralım gram falan da. Evet, bu Alex Schroeder'inki 125 gramdı. Buna bakıyorum. Evet. Bu da muhtemelen 100 gram, 90-100 gram ağırlığında bir kağıt kullanılmış. Güzel. Evet, craft olarak, siyah olarak, normal olarak ya da fil dişi olarak değişik defterler, değişik kağıtlar, çok amaçlı bloklar, şeffaf kağıtlar kullanılabilir. Sizin çalışmak istediğiniz, üretmek istediğiniz sanat eserine, yapmak istediğiniz çalışmalara göre kullandığınız kağıtlar da değişebilir arkadaşlar. Evet, bu bölümde kullandığım, bazılarını daha kullanmadım, yeni açtım gördüğünüz gibi, defterleri tanıtmaya çalıştım. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.